insan. Şehri Ramazan. Efendim merhabalar, gününüz hayır olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim az önce arkadaşlarımız elveda derken tabi yüreğimiz sızlıyor ama inşallah duamız odur ki Ramazan ayı bizlerden memnun kalmıştır. Ve biz Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde, en hayırlı şekilde değerlendirmişizdir inşallah. Rabbim Kadir gecesinde yapmış olduğumuz duaları da, Ramazan-ı Şerif'te tutmuş olduğumuz oruçları, ibadetleri, hayır hasenatları, yaptığımız tüm iyilikleri, güzellikleri dergah hizmetinde kat kat kabul eylesin. Ahsen-i makbule inşallah. Şimdi stüdyoda çok değerli konuklarım var. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Sanatçı Züleyha bizlerle ve Doktor Rukiye Karaköse Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Bekir kardeşim. Bizler iyiyiz hamdolsun. Olabildiğince iyiyiz diyoruz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hamdolsun, hamdolsun. İyiyiz. Şükürler olsun Rabbimize. Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif'iniz? İşte söyledin geldik gidiyor aslında evet. Bir yerde de ama bin şükür bu yılda nasip oldu bizlere. Bayrama da inşallah erişmek nasip olsun. Zorlu bir yıldı. Dönüp baktığımızda ne yazık ki yine pandeminin içerisinde yaşantımızı sürdürdüğümüz birçok alanda da sekteye uğrayan ne yazık ki iş alanlarının olduğu bir süreçte yine Ramazan-ı Şerif'i ihya ettik. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, dualarımızı makbul eylesin. Temennimiz önümüzdeki yıl böyle huzur, ferah içerisinde ailelerimize kucaklaşabileceğimiz, kalabalık böyle Ramazan sofralarında buluşabileceğimiz Ramazan-ı Şerifler nasip eylesin. En azından ümit varız, inanıyoruz ki bu illeti hep beraber def edeceğiz. Güzel, huzurlu günlerde inşallah hep beraber kucaklaşacağız. İnşallah, inşallah. Rukiye Hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş diyelim buldum. Çünkü eyvallah, teşekkür daha önceki ederim. Yayında da sizi almıştık ve bazı konularımız yarım kalmıştı. Bugün evet. Onları da konuşacağız. Evet, evet. Hem aynı zamanda bizler Darülaze gönüllüleri olarak. Aslında. Çok, çok iyi arkadaş grubu evet, olarak evet, aslında. Evet, evet. Bugün burada buluştuk. Yaşlılık psikolojisinde konuşacağız. Evet, evet. Bayrama çok az kala. Hı-hı. Ne yazık ki sevgili çok Züleyha'nın hassas. Da bahsettiği gibi. Artık kucaklaşamıyoruz bu dönemde. Evet, Bunun yollarını sizden öğreneceğiz. Neler yapabiliriz onların moral motivasyonunu düzeltmek evet, için. Evet. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür, teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir şey vesile oldun. Zira biz sevgili Rukiye ile pandemi hasebiyle ayrı kaldık. Evet. Beraber hatta çok özlemiştik de birbirimizi kucaklaşamadan diyor. Çok uzaktan böyle. Uzaktan kucaklaşamadık. Tabii güzel dostluklar kurduk, güzel arkadaşlıklar. Evet, bu camiada evet. Kolay değildir. Hakikaten hem güzel işlerde bir arada buluşmak, yaptığımız işlerin kalıcılığını sağlayabilmek adına. Evet. Hem sağ olsun sevgili Rukiye hem de sen keza aynı şekilde. Çok şükür bugüne kadar güzel işlere imza attık beraber. Temennimiz bundan sonrasında da inşallah pandemiyi de atlatırsak özellikle Darul Aceze'de yine bir beraber yaşlılarımızla bir arada olacağımız, onlarla hemhal olacağımız, evet. Yani türküler söyleyeceğimiz, evet. Sohbet edeceğimiz günler gelsin. Ben çok özledim Bekir kardeşim. Evet. İnşallah en kısa zamanda oraya gideriz. İnşallah. Tabii onlarla muhabbet etmek, sohbet etmek, onların geçmişteki anılarını dinlemek de hem bize çok iyi geliyor. Kesinlikle. Hem aynı zamanda da oraya gidip o güzelliği temaşa ediyoruz. Mesela Darülaze'de denildiğinde ilk aklımıza gelen böyle gözümüze canlandırdığımız bir huzurevi vardır ya. Gerçekten de huzurun olduğu yeri görüyorsunuz orada ama Darülaze çok farklı bir yer. Yani orada çok başka bir dünya, güzel bir dünya var. Kesinlikle. Yöneticilerine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kesinlikle. Başta Hamza Acebeci olmak üzere. Müthiş hizmetler yapıyorlar. Şu anda da yeni binalarını yapıyorlar. Evet, evet. Orada büyük bir külliye şeklinde yapıyorlar. Evet, evet. Çok büyük bir sosyal hizmet şehri şeklinde tabii, yapıyorlar. Aslında bir huzurevi gibi değil mi Rukiye'cim? Yani kompleks, tamamıyla kompleks. Kompleks bir yapı. İçinde orada yapılacak akademik çalışmalar için yurt dışından, şehir dışından gelenlerin konaklayabileceği yerler bile düşünülmüş. Evet. Konu tam buradan açılmışken en son soracağım soruyu en baş soru olarak başa alıyorum. Şimdi tez çalışmanızı da Darülaze'de yaptınız. Evet, evet. Bizler de bir gün, bir saat olsa da şahit olduk buna. Hı-hı. Sizi orada da çok seviyorlar. Tabii orada yaşlarımızla muhabbetleriniz oldu. Aynı zamanda sizin bununla ilgili çalışmanız var zaten evet, profesyonel evet. olarak. Evet. Şimdi bayram da yaklaşıyor. Anneler, babalar her zaman evlatlarını hasretle cam kenarlarında beklerler veya bir telefonunu beklerler. Hı-hı. Ama tabii görüp sarılmak ister her evlat, her anne.
Tabii bu son zamanlarda ders almamız için de aslında pandemiden önce tatillerinin çoğunu başka yerlerde ayırıp anne babaya fazla vakit ayrılmıyordu. Hı-hı. Biraz da onların özlemleri, hasretleri giderilmiyordu. Burada bir kırgınlık vardı. Belki bu pandemide biraz ders olur. Evet. Ne diyorsunuz? Yaşlılık psikolojisi özellikle bu bayram günlerinde nasıldır? Ondan Hı-hı. sonra da genel olarak yaşlılık Hı-hı. psikolojisini konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi yaşlandıkça yalnızlık beraberinde gelen bir durum. Neden? Çünkü yaşıtlarımızın bazıları hasta, bazıları dar-ı bekaya irtihal etmiş, öte aleme göçmüş. Bazıları da kendi başka problemleriyle meşguller. Dağılıyoruz. Yani gençken ki o sosyal arkadaş ortamımızın her biri bir yere dağılıyor. Böyle bir yalnızlık var. Bir de zamanın dilini, kültürünü, teknolojisini yakalayamadığımızdan doğan da bir yalnızlaşma oluyor. Çocuğuyla, torunuyla aynı dili konuşmuyor yaşlanan insan. Hele de günümüzde insanlık tarihinin herhangi bir 1000 yılında olmuş gelişmelerden çok daha fazlası şu son 20-30 yıl içinde oldu. Çok hızlı teknolojik gelişmeyle. Dedeyle torun arasında çağ farkı var artık. O yüzden büyük bir yalnızlaşma bir de bundan kaynaklı. Yani hem yaşıtlarımızın sağlık sorunları, göçmesi ve uzaklaşması hem de çocuklar ve torunlarla konuştuğumuz dilin farklılaşmasından kaynaklı büyük bir yalnızlık sıkıntısı sorunu var. Mümkün olduğunca işte tedbirler ne kadar el veriyorsa gidip balkondan, bahçeden balkona elimi sallarız, online görüntülü mutlaka konuşalım, onu öğretelim, kuralım telefonlarına, tablet alalım, bırakalım gerekirse mutlaka görüntülü her gün konuşalım, ses duysun, bir ses duysun, bir gülümseme görsün, yalnız değilim, bunu fark etsin. Yalnızlık zihin melekelerinin aşınmasına sebep oluyor ileri yaşta, kolay erken bunamaya sebep oluyor. Yalnız olan insanlarla etrafında sosyal bağları olan çocuk, torun, arkadaş, komşu, dost sahibi olan yaşlıların zihinsel melekeleri karşılaştırıldığında yalnızların zihinsel melekeleri çok daha çabuk eriyor. Demans, Alzheimer, bunama türleri maalesef çok daha hızlı oluyor, çok daha çabuk seyrediyor. Onun için yalnız bırakmamak. Bir yapabileceğimiz şey bu. Nasıl oluyorsa işte kapıdan, camdan, balkondan, çıkılabilen günlerde parkta mesafeli bütün tedbirlere uyarak yani mevcut koşullar neye izin veriyorsa o sınırları sonuna kadar kullanarak yalnız bırakmamak, yanında olmak, yanında hissettirmek gerekiyor. Düşünce olarak nasıl? Mesela biz karşıdan duyduklarımıza şöyle biliriz ya, yaşlandıkça çocuklaşır yaşlarımız. Yani deriz. Tabii bu doğru ifade mevcuttur aslında ama. Yani evet çok pek çok yere çekilebilecek. İlgi alaka noktasında mı yani çok beklenti i̇lgi içerisine girdikleri için? Olur. Evet yok, ilgi beklentisi şeyden. Olur. Aslında insan ilgiye ihtiyaç duyan bir varlıktır. Hı-hı. Ama biz gençken çok koşuşturuyoruz ve çok fazla bağlantımız var. İşte komşuyla, sokakta, çocuklarla biz çok hayatın içerisindeyiz. Biz hissetmiyoruz o açlığı. Ama ileri yaşta iş çevresinden ayrılıyor. Ailesinden insanlar çok meşgul, çok az görebiliyor. Sokağa belki sınırlı çıkabiliyor fiziksel koşullarından dolayı. İnsan ilgiye muhtaç bir varlık. Alakadan yaratılmıştır derler hatta o tutunması kastedilerek. İlgi çok ihtiyaç yaşlılıkta, çok büyük bir ihtiyaç. Köyhocam, konuşmak. Sözünüzü balla kestim. Bu gerçekten de çok önemli bir konu. Şundan sebep. Çünkü Allah hepimize anne baba duası almayı nasip eylesin. Amin. Annelerle babalarla imtihan olmak da çok zordur bir insan için. Tabii ki şu anda bizi izleyenlerden annesine babasına bakmak zorunda olan veya aynı evde yaşayan kardeşlerimiz vardır. Belki hasta olup felçli olup işte artık bir bebek gibi bakıma muhtaç olan anne babalar da vardır. Yahut torunlarıyla birlikte aynı evin içerisinde vakit geçiren insanlar var. Sizin şu anda anlatacaklarınız çok önemli. Onların psikolojisini iyi bilmeler açısından izleyenlerimizin. O konuda ondan sebep yani bu konuya sık değinmek istiyorum. Bugün aslında sizlerle çocukluk çağını vesaire konuşacaktık ama ben bu konunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şu olay beni bir arkadaşıma teselli verirken söylemiştim. Bu pandemi sürecinde babası vefat ediyor. Tabii her insan gibi üzülüyorlar. Ben de demiştim ki ya her şeyde bir Rabbimizin takdiri ilahisi. Her şeyde vardır muhakkak bir hayır. Şimdi bakıma muhtaç olsaydı, orada sen gafletle kalbini kırsaydın. Belki ileride bunlar olacaktı diye teselli veririz. Vicdanen rahatsız olacaktınız diye.
Şimdi ondan sordum size. Acaba çocuklaşıyorlar mı? Çok mu ilgi bekliyorlar? Bekler. Veya yanındaki o torunların seslerine, gürültesine hazmedemeyip böyle bir... Hı hı. O psikolojiyi çok merak ediyorum. Yani sizin ileri çalışmanız olduğu için. İleri yaşta duyu organlarımız da gençlikteki gibi çalışmıyor. Farklı kayıplar oluyor her manada. Ve evet, biraz gürültüyü kaldıramamak, karmaşadan çok çabuk yorulmak ve biraz özel ilgi beklemek bu çağda çok normal. Biz bebekken de çok özel ilgi bekliyorduk. Yani hayatta kesinlikle kalmak için birilerinin bizi kucağında tutması ve her ihtiyacımıza koşması gerekiyordu. Kimdi onlar? Anne babalarımız. Bizi hayatta tutan, bizi ayakta tutan. Ve sonra onlar yaşlandığında şöyle bir söz vardır. Önce biz bebek oluruz, ebeveynimiz bizim ebeveynimiz olur. Sonra onlar yaşlanır, biz büyürüz, biz onların ebeveyni oluruz. Sonra biz yaşlanırız, bizim çocuklarımız bizim ebeveynimiz olur. Bu hep böyle olacak. Vicdan orada devreye giriyor, merhamet devreye giriyor. Bizim önemsemeden söyleyeceğimiz bir söz çok yaralayabiliyor. Kırılganlığı unutmamamız lazım. Özellikle şöyle pandemi gibi dönemlerde en çok kimler etkileniyor bu izolasyondan dersek, çocuklar ve yaşlılar çok yoğun etkileniyor. Çünkü her ikisi de iletişime, ilgiye, harekete, dışarıya çıkmaya, sosyalleşmeye çok çok ihtiyaç duyuyorlar. Dediğim gibi orta yaş grubu ve gençler biraz daha kendini meşgul edebilecek imkanlara sahip ve ilişkiler ağı henüz çok güçlü. Mesela yaşlılara karşı yapılan en sık hatalardan biri şu, ağrılar, sızılar olur değil mi bedenimizde? Hepimizin zaman zaman olur. Yaşlı bir insan şuram ağrıyor, buram ağrıyor diye şikayet ettiğinde yaşlılıktandır deyip geçiştirmek. Ya doktora gideyim ya da işte hani bir şeyim var acaba? Ya yaşlılıktandır anne, kaç yaşına geldin, olur artık böyle şeyler. Yani yaşlılıktandır deyip ağrılarımı önemsemiyorlar diyor mesela yaşlılarımız. Bu büyük bir şikayet konusu. Benim babam. Yani benim de çok yakınlarım da var. Yani neyse, o işte ilgiye ihtiyacı var yani. O ağrının da ilgiye ihtiyacı var. Ağrı da bize bir şey anlatıyor. Diyor ki buraya bak, burada bir mesele var, burayla ilgilen diyor. Sen derdini söylemezsen bedenin söyler. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede evet, öf bile demeyiniz buyuruyor. Ama bazen bu çok mümkün olmayabiliyor Bekir kardeşim. Çünkü Rukiye'cim, son özellikle iki ay içerisinde sen de çok haizsindir aslında olan şeylere. Bizler de belli sosyal medya platformlarında, en azından kendi programlarımız dışında çalışmalar ve programlar yapıyoruz. Orada da en fazla denk geldiğimiz konulardan biri, insanların birbirlerinden, özellikle pandemi sürecinin olması hasebiyle aslında birbirinden bir bıkkınlık sezmesi. Hmm. Yani eşler arasında da öyle, anne babayla yaşayanlar arasında da. Yine yakın zamanda bir şeye şahit olmuştuk. Belli programlar var. O programlarda işlenen konular da oluyor. Mesela bir yaşlıya yapılan bir zulüm. Bunu hatırlıyorsundur. Hiç isim vermemize de gerek yok. Yine özel bir kanalda yapılan bir programdandı. Ve ben o programdaki görüntüleri izlediğimde, evdeki gelinin, yani torunun eşinin kaydettiği o görüntüler hafızamızda yer etti ve açıkçası korkunç görüntülerdi. Şimdi o görüntülere dönüp baktığımızda görüyoruz ki aslında hala toplumumuzun belli yerlerinde, ülkemizin ücra köşelerinde, belli yerlerde, hatta belki merkezimizde, şehrin orta yerinde böyle vakalarla karşı karşıyayız. Maalesef. Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken, örneğin o torunun en büyük hatası, bir annenin 80 küsur yaşında bir kadının ölümüne sebebiyet vermek. Neden? Aç bırakılması. Yani idrarını yapamaması için su verilmemesi. Hı-hı. Olacak iş değil. Mesela bunun cezası kanuni anlamda da çok ağır olmalı. Taksirli ölüm bu. Taksirli aslında. Ölüm. Evet, evet, yani artık hani ölüme sebebiyet vermek, hı-hı, taksirli ölüm, her ne denilirse kanuni anlamda da çizilmesi gerekiyor. Yaşlarımızın noktasında, hı-hı, bizler hala böyle hikayeler dinleyebiliyoruz. Bu beni çok etkilemişti ve ben uzun bir süre hakikaten içtiğim suyu yudumlarken bile aklıma hep o teyze geliyordu. Hı-hı. Çünkü çok infial yarattı ve toplumda da, haberlerde de yer aldı. Hı-hı. Özellikle bu tür olaylar anında, ama anında müdahale, hı-hı, edilmeli. Olaylara belli makamlar hemen müdahil olmalı ve gerekirse o yaşla ellerinden alınmalı. Çocuk ihmali ve istismarı diye bir kavram var. Çok can yakan. Bilirsiniz, hep duyarsınız. Ama yaşlı ihmali ve istismarı da çok yaygın. Uygulamada maalesef çok yaygın dünyada da. Fakat konuşulmayan bir şey yaşlı ihmali ve istismarı. Çünkü yaşlı da kırılgandır. Aynı çocuk gibi kırılgandır. Hizmete, ilgiye, alakaya, bakıma muhtaçtır ve yanındakilerin insafına bağlı onun orada ruh sağlığı, beden sağlığı. Yaşlı ihmali ve istismarının da çok ciddi konuşulması, gündem olması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü henüz genç bir nüfusumuz var. Avrupa'nın en genç neredeyse ülkesiyiz, ama yaşlanmakta olan da bir nüfusumuz var. Kaba doğum hızı diye bir tabir vardır sosyolojide. 2.1'in altına düştüğü zaman, yani bir ailenin
üreme, çoğalma oranı 2.1'in altına düştüğü zaman o nüfus yaşlanmaya başlar. Ve biz uzun zamandır sınırda kaldık. Ve gitgide gerileyecek. Bir 30 yıl, 40 yıl sonra ileriye dönük yaş projeksiyonlarına bakıldığında Türkiye'de yaşlanmaya giden bir ülke. Fakat hazırlıksızız. Sosyal politikalar noktasında çok ciddi hazırlık yapılmalı. Darülaceze bir model olarak alınıp ona benzer pek çok kurum açmak zorunda kalacağız. Çalışmalar yapılmalı. 20-30 yıl sonra kesinlikle. Ve çok daha geniş kapsamlı yaşlı refahına yönelik çalışmalar yapmalıyız. Biz Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da huzur evlerinde ölüme terk edilen, bakım evlerinde ölüme terk edilen yaşlılar oldu pandeminin ilk günlerinde hatırlarsınız. Kesinlikle. Ya bizim toplum vicdanı bunu kaldırmaz ama sosyal politikalar açısından da hazırlıksızız. Bir kaos bekleyecek bizi. O gün gelip de ne yapacağız demeden bugün buna başlamak lazım. Eyvallah. Çok geç olmadan. Sözünüzü balla kesiyorum demeyeceğim bu defa. Çünkü siz müziği çok seviyorsunuz. Kesinlikle. Müzikle kesiyorum bugün diyor. Bugün çok mutluyum. Baldan tatlı gelir size şu anda müzik. Züleyha'dan bir eser dinleyelim. Biz hatta şöyle sevgili Rukiye'cimle geldik hemen. Ya türkü söyleyelim hemen diye. Sağ olsun provada da beraber söyledik. Onun da sesi çok güzeldir bu arada. Canımızın. Evet. O zaman şöyle bir Kerkü'ye doğru gidip kar etmez ahım diyelim. Tamam. Beraber. Kâr etmez ahım, sen gül izarı. Kâr etmez ahım, sen gül izarı. Anılmaz işler güzelim, dilde bu yâre. Ah, anılmaz işler güzelim, dilde bu yâre. Olsam da geçmem bin pare pare. Olsam da geçmem bin pare pare. Sevmiş bulundum güzelim, gayrına çare. Ah, sevmiş bulundum güzelim, gayrına çare. Gayrına çare.
Çok teşekkür ağzınıza ediyoruz. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür elinize ederiz. Sağlık. Türküler gerçekten de medeniyet, kültür. Kesinlikle bir Kerkük ezgisiydi. Nida Tüfekçi ve Abdülvahit Küzecioğlu. Çok özel bir eser. Sevgili Cengiz Özkan abimiz, üstadımız da Cengiz Özkan'a da selam olsun. O da muazzam söylemişti İnce Saz'la beraber albümünde. Dolayısıyla dilimize de pelesenk oldu. Tabii aynı duyguyu verebilir miyiz? Afınıza sunuyoruz efendim. Kabul buyursanız bizden de gelsin. Tabii o kadar güzel söylüyor ki, sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare. Bazen şöyle düşünüyoruz. İnsan der ya, biz sevgi dilencisi olabiliyoruz diye. Bazen sevgi birçok şeyi kapatabiliyor. Karadut misali, kendi lekesinde de karadutun yaprağı çıkartır ya, hep bu örneği veririm. Çünkü biz bir noktada da kendi derdimize, kendi yaramıza derman oluyoruz. Yani işte pandemide evlerimizdeyiz, neler yapabileceğiz? Kendimize yollar arıyoruz aslında. Şimdi yaşlılarımızla hemhal olmalıyız, ebeveyn olan çocuğuyla. Bugün buraya gelirken bir annenin yakarışını duydum. Çocuklarla çok yoruldum bir yandan, iş bir yandan, çocuklar pandemideyiz, bunları dışarı çıkartamıyorum. Döndüm şöyle söyledim ona. Ya Allah muhafaza olmasaydı ve bugün evlat sahibi olmak için sırada bekliyor olsaydınız, ya işiniz olmasaydı. Biz bir yerde de sevmenin de aslında kıymetini bilmiyoruz. Rabbimizin verdiği nimetlerin de kıymetini bilmiyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla bunları unutuyoruz ara ara, ama işte senin vesilenle sevgili Bekir kardeşim, Rukiye'cim, yine belki senin böyle güzel anlatımların da sıkça bir araya gelip biraz birbirimizi de herhalde motive etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Pesimist olmak çok kolay. Karamsar olmak da çok kolay. Sabah kalkarız, gözümüzü açarız. Ya ne kadar kötü bir gün. Ama gözümüzü açıp nefes aldığımız için Allah'ım bugün de yaşıyoruz, nefes çok alıyoruz. Şükür. Çok şükür de diyebiliriz. Yine bizim elimizde. İşte kendi yaramız derman olacağız, seveceğiz, sevileceğiz. Bence bizim yaşamımızın mottosu da bu olmalı. Eyvallah. Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş diyor ya Niyazi Mısri. Evet. Bak burada pas geldi, yarın da bunu okuyalım. Buna derman aradım derdime, çok derdim bana derman imiş. Rukiye Hocam, biraz yaşlılık psikolojisinden bahsettik. Biz hep böyle deriz ya, bu benim kişiliğim bu. Veya işte çocuklara bile şu anda, çok küçük yaştaki çocuğa bile, ya onun kişiliği o şekilde, ondan böyle davranıyor. Veya işte yaramazlık yaptığında da, güzel şeyler yaptığında da aynı şekilde hep kişiliğe ya suç atarız ya da kişilikten dolayı bu böyle bu şekilde yaratılmış. Kişilik değişmez mi? Veya şöyle sorayım, kişilik nasıl gelişir, nasıl oturur, değişebilir mi? Onu sorayım. Şimdi kişilik birkaç bileşenden oluşuyor. Bir tanesi mizaç. Yani doğuştan getirdiğimiz iç salgı bezlerimizin bize yaptığı etkiler. Tez canlı mıyız, ağır kanlı mıyız, risk almaya mı yatkınız, yoksa sakin, huzurlu aktivitelere mi yatkınız? Bu biraz eğilim meselesi. Dışa dönüklük ya da içe dönüklük, bunlar mizaç olarak, yapısal olarak kodlanmış geliyor. Yani bebeklerde bile ayırt edebiliriz. Kedilerde bile bazısı daha oyuncu mizaçlı oluyor mesela. Bazısı çok daha miskin, böyle minnetsiz, rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem diye kedi fotoğraflarıyla paylaşıyorlar. Tam oraya gelmişken siz bir kediyle ilgili fotoğraf paylaşıp altına psikolojide nasıl etki ettiğini söylemiştiniz. Onu da söyleyelim de. Kedi, hayvan sevgimiz zaten var. Evcil hayvan sevmek oksitosin denen bir beyindeki bir salgıyı tetikliyor. Bu da sevgi ve şefkat hormonu. Biz birbirimize sarıldığımızda da oksitosin salgılıyoruz. Sevdiğimiz insanlara, çocuklarımıza, sevdiklerimize sarıldığımızda da bunu salgılıyoruz. Ama uzun zamandır sadece aynı ev içinde yaşadığımız kişilere sarılabiliyoruz. Onun dışında işte Züleyacığımla karşılaştık kuliste. Sarılamıyoruz diyoruz. Uzaktan böyle ne yapacağımızı bilemedik. Sarılamıyoruz şimdi. Bundan mahrumuz. En azından evcil hayvanlarımıza bile sarıldığımızda oksitosin salgılıyor beynimiz. Yani sevgi ve şefkati hissediyoruz. Bu da stresimizi düşürüyor. Bizi daha huzurlu, daha sakin yapıyor. Bulduğunuz yerde kaçırmayın yani onları. Mizaç doğuştan geliyor. O ilk tepki eğilimleri dediğimiz dışa dönük, içe dönük, sakin, ağırkanlı. Bu değişmiyor. Bu yapısal ama eğitilebiliyor. Yani içe dönük bir insanım diye canım evden hiç çıkmak istemiyor olabilir, ama şunu söylemeliyim kendime. Ya biraz sosyalleşmek şart. Yani okula gitmek istemeyenler var, aşırı içe dönük, artık hastalık boyutunda olup. Ya ben okulu bırakayım, işte dışarıdan filan okurum. Çünkü insan içine girmek artık beni kaygılandırıyor diye. Bu artık rahatsızlık boyutu. Bir miktar mizaç eğitilebilir. Şimdi kişilik değişir mi? Kişilik eğitilebilir ama çok da büyük bir değişim olmaz.
kişilik daha iyi bir versiyonu olabiliriz kendi kişiliğimizin. Daha henüz büyümemiş bir versiyonu olabiliriz. Yetişkin çocuk kalabiliriz maalesef. Yani bir celal vardır mesela insanın kişiliğinde, agresyon diyebiliriz eski dilde celal. Yani böyle bir atak, fevri bir tavır vardır. Bunu doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyler için öfkelenmeye kullanırsa bu hak ve adalet savunuculuğu olur. Ama her yerde, her zaman herkese öfkelenerek kullanırsa deriz ki bu insanda bir öfke kontrol problemi var. Yani ham madde olarak o öfke kötü bir şey değil. Ama nerede, ne zaman, niçin nasıl kullandığımız önemli. Bu anlamda kişiliğin özü değişmiyor fakat dışa vurumları değişiyor. Onun işte sağlıklı, sağlıksız versiyonları yani orada çıkıyor. Yani kontrollü hale getirebiliriz kendimizi. Kesinlikle. Hocam yine bir eser arası verelim. Ondan sonra sözünüzü yine eserle keselim biz. Seve, güzel seve. Müzikle. Neyi okuyacaksınız Züleyha Hanım? Ya aslında biliyorsun yine seninle beraber söylediğimiz bir eser var. Daha doğrusu senin yorumladığın ve benim de eşlik ettiğim. Evet, TRT'de bir programda. Kesinlikle ve o program herhalde bir 10 kez yayınlandı. Belki daha fazla. Belki de daha fazla. Bu yüzden istiyorum ki yine aslında bir şöyle hatırlatmış olalım beraber hazır senin programındayken. İnşallah. Bir kez beraber söyleyelim. Söz Güfte Yunus Emre'ye ait. Bestesi Halil Necipoğlu'na ait. Buradan da selam olsun. Selam olsun. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Gelsin bakalım. Gelir şadan olur.
Bak şu dünyanın türlü türlü haline. Son söz Züleyha'nın olması lazımdı. Konuk o. Değil olsun. Mi? Gayet hakkını helal et Züleyha kardeşim. Yüreğine sağlık olsun. Tabii bir kusurumuz olursa, çünkü oruçluyuz malum, Bekir hocamızın nefesine evet. Sağlık. Kaside çok güzeldi. Bir kusurumuz oluyorsa da affola yani, iftar saatinden önce bizler biz de uyarmışız. Biz anlayışla karşılar izleyenlerimiz. Artık tanıdılar bizi. Çünkü kasideni söylerken ben de hakikaten müthiş keyif alıyorum. Zaten apayrı söylüyorsun, bambaşka bir şey. Ama bizi alıyorsun, başka diyarlara götürüyorsun. Senin hem yapmış olduğun iş ama aynı zamanda da yürüttüğün bu alandaki çalışmalar çok kıymetli. Üzerine kata kata inşallah devam edesin. İnşallah. Hep söylüyoruz, bizler adım attıkça, ilerledikçe birbirimize katkıda bulunacağız. Gelişmeye açık olacağız ki gerçekten iyi işler yapabilelim. Salt şarkı söylüyor ya da salt program yapıyor gibi görünmeyelim. Ben hep bunu söylerim. Evet, şarkı söylüyoruz ya da program yapıyoruz ama biz sadece bundan ibaret değiliz. Tamamıyla kendi yaşamlarımızda da değindiğimiz bambaşka şeyler var. Üzerine kattıklarımız var. Belki bunlardan çok da haberdar olamıyor olabilirler ama bizlerin tabii ki arzuları en azından bize takipte kalarak yaptığımız diğer farklı işlerde de işte sevgili Rukiye ile beraber onun o güzel çalışmasına, tezine destek vermiştik. Bizler için çok kıymetli bir çalışmaydı. Özellikle yaşlılarla bir arada olmamız. Şimdi bugün mesela özellikle çocuklarla ilgili, ergenlikle ilgili sıkıntılar üzerine hasbihal ediyoruz. Bunlar kıymetli şeyler. Bazen unutuyoruz.
ben hep şuna inanırım. Yani bizler reytinge kurban, popülariteye kurban edilmemeliyiz derim hep. Bu çok kıymetli hakikaten. Bir şeyin niteliği, niceliği bunu hesap ederken, ölçerken hayattaki o güzel şeyleri de bazen kaçırabiliyoruz. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Sonrasında da üzücü şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Yani şöyle bir programdan sonra gurur duymuştum ilk defa. Başımdan geçen bir olay anlatayım. Bizim İstanbul'da bir ilçemizde bir hanımefendi bir mesaj yazmış benim sosyal medyama. Tabii o zaman eşimle beraber baktık. İşte bir soru soruyor çünkü. Fakat şöyle diyor sorusunda, diyor ki ben diyor şu anda hemen evimin yanında bir cami var. 5 dakikalık bir mesafede. Gidebileceğim müftülük de yaklaşık bir arabamla 10 dakikalık mesafede. Fakat nedense çekindim gitmeye, bu soruyu sormaya. Sizi de ekranda böyle genç, dinamik vesaire görünce dedi, bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim çünkü çok ihtiyacım var dedi. Yani kutsal topraklara bir gitmek zorunda, yani Suudi Arabistan'a gitmek zorunda, gitmişken de kutsal toprakları ziyaret edecek. Onunla ilgili bir soru sormak istiyor. Yani aslında çok küçük bir soru, cevaplanabilir bir soru. Sonra kendi kendime şunu dedim, yani biz eğer gençleri veya ulaşılamayan insanlara ulaşabilirsek ve onlar bize karşı kendini sıcak hissediyorlar, samimi hissediyorlarsa ne mutlu. Ve ondan sonraki programdan sonraki de mücadelem bu şekilde oldu. Yaptığım müziklerle, faaliyetlerle vesaire, sosyal sorumluluk projeleriyle. Şimdi Züleyha Hanım da çok haklı bu konuda. Sadece ekranda göründüğümüz gibi değil, arka planda da o çalışmaları azimle üstüne kata kata devam etmemiz lazım. Kesinlikle. Kıymetli hocam, sizin vaktinizden almayalım. Çünkü çok güzel konulara değiniyorsunuz. Şimdi kişilik meselesini bitirdik mi? Kişilik nasıl insanda oluşur? Değişebilir mi? Geliştirilebilir mi? Yoksa sadece benim kişiliğim bu deyip pes etmek mi lazım? O kolaycılık olur. Öyle olmasaydı peygamberler, elçiler gönderilmezdi yeryüzüne. Bu değişmez. Bunu böyle bırak diye yok. Her insan nefes aldığı müddetçe değişebilir, gelişebilir, büyüyebilir. Onun için ben böyleyim, beni böyle kabul edin diye bir şey yok. Özümü kabul et. Evet, celalliyim. Bunu kabul et çünkü bu yapısal. Ama bunu nerede, ne zaman, nasıl açığa çıkaracağımla ilgili de bir kontrolüm var. Öbür türlü insan mizacının esiri olur, kölesi olur. Öyle bir şey yok. Hür irademiz var. Bize verileni seçemeyiz ama bize verilenle ne yapacağımızı seçebiliriz. Amerikalıların güzel bir atasözü var. Diyorlar ki kader sana ekşi limonlar verdiyse limonata yap. Yani neden bu böyle diye ağlama, neden tatlı değil diye ağlama. Başımıza neyin geleceğini seçemeyiz. Ama onunla ne yapacağımızı seçebiliriz. Bize hangi mizacın atandığını bilemeyiz doğuştan. Bir şeyle geliyoruz, bir kodlamayla geliyoruz. Onu seçemeyiz ama onunla ne yapacağımızı seçebiliriz. Diyelim ki çok sıcakkanlı, cana yakın bir mizacımız var. Bununla ne yapacağım? Çok yanlış ilişkilerde sevgi arayıp kendimi yıpratıp böyle mi kullanacağım bunu? Yoksa sosyal sorumluluklar içerisinde hayra mı kullanacağım? İnsanları kaynaştırabilen, buluşturabilen, ara buluculuk yapabilen, seven, sevilen ve dengede kalabilen bir insan mı olacağım? İşte o farkı hem eğitim hem de kişinin gelişim potansiyeli belirliyor. Yani kendini ne kadar geliştirmeye niyetli. O ben böyleyim demek çok büyük kolaycılık. Ben böyleyim, evet, bana verilen bu, geçmişten getirdiğim bu ama bugünden sonra değişebilirim. Farz et ki düne kadar yaptığın her şey yanlıştı. Ekran başında izleyenlerin hepsi için bu geçerli. Kaç yaşında olursa olsun bir insan. 3 yaşında, 5 yaşında ya da 90 yaşında. Farz edelim ki düne kadar yaptığımız her şey yanlıştı. Olabilir, yanlışlarla dolu olabiliriz. Ne yapacağız? Gidip atalım mı kendimizi bir yerden? Benden bir şey olmaz, ben yaramaz artık, hiç kimseye faydası olmayan biriyim. Hayır, hala nefes alıyorsam, hala her sabah uyandırılıyorsam uykudan, yeni bir hayata başlıyorsam, hala büyüyebilirim, değişebilirim, gelişebilirim demektir. Kendimizden ümidimizi kesmememiz lazım. Hayatta olduğumuz sürece asla ümitsizlik diye bir şey kabul edilemez. Hayattaysak her zaman değişim ve gelişim fırsatı vardır. Hatalarımız ne olacak? Öğreneceğiz. Hatalarımızdan öğreneceğiz. Kimseye biz kusursuzluk vaat etmedik yeryüzüne gelirken. Evet. Kimse de bizden onu beklemiyor. Sadece hata yaptın, hatandan öğren ve yoluna devam et. Bu bekleniyor bizden. Hani bütün ilahi sistemler böyle. İnsan hatalarından öğrenen bir varlık. Biraz hata yapmak, biraz kusurlu olmak hiç de kötü bir şey değil. Aksine onu kabullendiğimiz zaman daha gerçek oluyoruz. Kibrimiz kırılıyor, narsisizmimiz kırılıyor. Daha gerçek, daha samimi, daha erişilebilir ve dokunabilir oluyoruz. Aslında o hanımefendinin size ulaşırken
benim duyduğum şey şu, söylediği şey. Ya siz bana erişilebilir geldiniz, ulaşılabilir geldiniz. Hani öyle kaftanın arkasında, ya şimdi bu dertim için de gidip rahatsız etmeyeyim, ne diyeceğim ki, nasıl söyleyeceğim ki değil. Ya sorsam bana cevap verir herhalde ya da beni anlar herhalde. Bu duyguyu uyandırmak çok kıymetli. Eyvallah. Bütün eğitimcilerimizde bu olmalı, din görevlilerimizde olmalı, toplum önderlerinde, siyasetçilerde, sanatçılarda o erişilebilirlik insani noktada. Ulaşılabilirlik olmalı. Yani otursam derdimi anlatsam Züleyha Hanım'a beni anlar herhalde duygusunu uyandırıyor mesela. Ekrandan o geçiyor karşı tarafa, sizin hakeza. O samimiyet, belirtmeden geçemeyeceğim. Tezimde şimdi detayları ne yaptıysak saniye saniye yazmamız gerekiyor ki bir başkası olur da modeller aynı çalışmayı yaparsa bir bakalım etkinliğini test edelim diye yapılabilir. Yaparsa elinde bir yönergesi olsun. Orada şunu hususiyetle belirttim. Dedim ki bakın böyle bir çalışma yaptık. Şöyle uzman konuklarımız geldi. Öncesini sonrasını test ettik ve bu insanlara çok çok iyi geldiğini bulduk. Ama şu çok önemli dedim. Gelen uzman konukların niteliği önemli. Güler yüzlü olacak, cana yakın olacak. Bu işi gönülle yapacak. Hani profesyonel birini bulursunuz. İşte psikodrama yaptıracak ya da şarkı söyleyecek ya da dua okuyacak. Bulunur. Görevini ifa edecek. Orada gidecektir. Orada dedim farkı yaratan, onu yazdım teze kayıtlara girdi. Dedim ki orada farkı yaratan o uzman konukların sıcaklığı, güler yüzü, yanına oturması, sırtına dokunması, sıvazlaması, göz teması, tevazu, bunlar dedim farkı yarattı. Yoksa başka uzman konukla aynı sonuç alınamayabilir. O notu düştüm. O çok çok önemli. İnsan ilişkilerindeki ve iletişimdeki kabiliyet, samimiyet, güler yüz fark yarattı. Kalpten kalbe giden bir yol vardır, bilinmez diyor. Eyvallah. Ya elbette ama şimdi Bekir'cim, ben senin sözünü keseceğim. Burada hemen bir şey söylemem gerekiyor. Ramazan Bey de benim sözümü kesiyor. o beni dinler. Sevgili yönetmenim, ikimizin de yönetmeni. O yüzden bizi dinleyecektir diye ümit ediyorum. İyi bir rol model olduğunu düşündüğüm için her daim sana belki en ağır eleştirileri ben yöneltiyorum kardeşin olarak. Evet. Hakikaten diyorum ki böyle. Neden? Çünkü gençlere önce olabileceğine inanıyorum ve yürüyecek çok uzun bir yolum var. Temennim çok daha uzun soluklu, gençlerle bir arada olacağın ve onların gönüllerine dokunacağın ki hakeza şimdi de dokunuyorsun elbette ve bizlerlesin, Allah razı olsun. Gençlerin yüreğine dokunabileceğin ve salt Ramazan'da değil, artık diğer günlerde de belli günlerde, belli zamanlarda da yine aynı şekilde buluşabilmen. Çünkü biliyorum ki hem sevgili eşin Sibel kardeşim, selam olsun. O güzel bebi evladınız Eslem. Yani o kadar güzel bir ailesiniz ki belki ekrana yansıttığında tamamıyla bu huzur. Onu söyleyeyim sana. Çünkü o da sana yardımcı oluyor. Senin gelişimine katkıda bulunuyor. İnanılmaz bilgilisiniz. Kendi alanlarınızda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bunların her birini kendinde tutmadan izleyicimize de ve gençlerimize de ulaştırman lazım. Şu anda çünkü bizler için genç bir rol modelsin. Yani sen benim arkadaşımsın. Sana burada elbette ki hani kompliman değil ama bunu söylerken de seni biraz motive de etsin ve lütfen. Eyvallah. Salt Ramazan'da değil, bundan sonra belirli zamanlarda da inşallah bizlerle ol ki bizler de bunun en azından İnşallah. Bundan nasiplenip faydalanalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah layık oluruz söylediklerinize. Siz bir paylaşımınızda şöyle buyurmuşsunuz birkaç gün önce. Birisinden hoşlanmıyorsanız hoşlanmadığınız söyleyebilirsiniz direkt. Birisi espri yaptığında ben bu senin esprini beğenmedim. Ben gülmedim yani. Sen belki gülmedim. Espri niyetiyle şimdi, ya, alaycı, iğneleyici ya da aşağılayıcı bir espri yapıldıysa orada ya ben bunu pek komik bulmadım dememiz gerekiyor. Hayır demesini bilin diyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Orada bir sınır ihlali var. Nazikçe hatırlatmakta hiçbir beis yok. Yoksa gece yatana kadar, hatta ertesi gün bile keşke öyle deseydim, keşke öyle demeseydim, bana nasıl bunu der, ben bunu hak etmedim diye kendi kendimizi yeriz. Buna gerek yok. Bir şeyden hoşlanmadıysak, sınırlarımızın ihlal edildiğini hissediyorsak nazikçe söylemekte yarar var ki insanlar sınırlarını... Nereye bağlayacağım? Yani şimdi evimizde ağırladığımız misafiri hadi kalk git diyemiyoruz. Aynen öyle. Geldiğinizde ilk geldiğinizde sizler bizim aldık. Misafirimizsiniz diye ağırlıyoruz ama bitti artık diyebiliyoruz. Efendim bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Züleyha'ya ve Doktor Rukiye Karaköse hocamıza çok teşekkür ediyorum sizler adına, şahsım adına. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Sizleri Kabe'nin kalbinizin sahibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
yar.